özlenen belli ki sevgidir. Sevilmek çok kolay değil. Özlenen belli ki sevgidir. Sevilmek çok kolay değil. Habersiz çekilmiş resimdir sevda. Bir gün gelip solabilir. Belli olmaz güzelim çoğu zaman. Sevgiler de ölebilir. Nereleri kime sorsam hiçbir cevap yok. İş işten geçti. Çok ararsın çok. Nerelere kime sorsam hiçbir cevap yok. İş işten geçti. Çok ararsın çok. Özlemin kuş gibi çırpınır. Yetmiyor beklemek bana. Özlemin kuş gibi çırpınır. Yetmiyor beklemek bana. Gücüm yetmez güzelim sensiz olmaya. Nefreti hep zamanlara. Elimden gelse yakarım geçen yılları. Hazırım sensiz olmaya. Oh. Nereleri kime sorsam hiçbir cevap yok. İş işten geçti. Çok ararsın çok. Nerelere kime sorsam hiçbir cevap yok. İş işten geçti. Çok ararsın çok. Nerelere kime sorsam hiçbir cevap yok. İş işten geçti. Çok ararsın çok. Evet, kendimi bir anda misafir gibi hissettim. Burcu'm hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Beğendin mi şarkıyı? Çok çok beğendim, çok güzel. Ortak çalışma bir şarkımız. Evet evet, harika. Canlı dinlemek, bu kadar yakından canlı dinlemek çok büyük şans. Bugün sen onur konuğumuzsun. Teşekkür ederim. Programımızın. Tabii ki seni baş köşeye oturtacağız. İlk ve sen o köşede bizi hem dinleyip hem eleştireceksin dermiş. Hem dinleyip hem eşlik etsem. Yok. Tabii eşlik etsen daha iyi olur. Burcu Kısakürek. Kısakürek çok güzel bir soyad. Öyle. Şanslıyım. Şanslısın. Evet. O aileden değil mi? Şimdi bildiğim kadarıyla diye altını çizeyim. Kısakürek ailesi tek aile ama Hı-hı. çok büyük bir aile. Hı-hı. Herkes birbirini tanımıyor. Ama Necip Fazıl Kısakürek'le bağlantısını sorduğunuzu tahmin ediyorum. Yine işte halamların anlattığına göre babamla, yok dedemle amcaoğulları. Yani böyle bir akrabalığımız var, evet. Ama ne güzel, ne güzel. Hani çok tanışmıyoruz. Demek ki sanat buradan geldi ve değdi yani. Umarım biraz değmiştir ya, azıcık bile olsa değmiştir. Mutlaka ailede olup da evet. Yani böyle bir şey olup değmemesi zaten mümkün değil yani. Şimdi düşünüyorum seni nasıl tanıtsam diye. Çünkü müzik tarzın değişik. Sen o müzik tarzını nasıl yorumlayabilirsin kendini? Genelde hep... Kendini daha doğrusu nasıl tanımlayabilirsin müzisyen olarak? Kendimi nasıl tanımlarım müzisyen olarak?
Şimdi albüm evet biraz farklı bir albüm oldu. Bana sorduklarında ben hep şey diyordum hani pop müzik albümü. Hı-hı. Ama bildiğimiz hani bugün zamanımızın çalan pop müziklerinden biraz farklı olduğu için de hani farklı olan her şeyi koyduğumuz alternatif, başlığı altına. Şey, ya, bir şeye mi? İsim koyulurken mutlaka alternatif olması gerekiyor. Ama doğru, senin biraz tarzın alternatif bence. Yani çok iyi müzisyenlerle çalıştık albümde. Aranjmanlarını işte Atıl Aksoy, Caner Anar ve Aytaç Özgümüş yaptı. Ama kimseyi unutma. Sonra, yok. Sonra biliyorsun gönül koyar insanlar. Yok, onlar koymazlar zaten. Gönüllerini albüme koydular. Öyle söyleyeyim. Çok güzel, hı-hı, yaptılar. Ve biraz böyle ne güzel bir söz ya. Gönüllerini albüme koydular. Değil mi? Harika bir şey. Süper. Bunu çalacağım sen. tabii lütfen. Çok güzel, çok sevinirim. Güzel bir söz vallahi. Çok mutlu olurum. Şimdi eskiden hani tek tarz müzik dinlerdik. Hı-hı. İşte rock dinleyen vardı, pop dinleyen vardı, punk dinleyen vardı. Ama şimdi her müzik bize yani bulabiliyoruz. İşte internetten, YouTube'dan, oradan buradan ulaşıyoruz. O yüzden iyi yapılan bir sürü şeye ulaşıyoruz ve hepsi bize dokunuyor. Hı-hı. Bu albüm de bizim dinlemeyi sevdiğimiz birçok tarzdan aslında böyle... Biraz karışık oldu. Evet, isim koyamıyorum ama karışık, öyle oldu. Ama içime sindi. Yani dinlerken çok keyif aldığım bir albüm oldu. Yani böyle elektronik ezgiler de var, işte böyle funk ritimler de var. Evet, biraz... dinledim. Çok güzel. Sağ olun. Çok güzel. İşte ne bileyim bir işte kabak kemane de var mesela falan. Yani güzel oldu. Ama zaten şeyi yelpazesi çok geniş bir ülkede yaşıyoruz, evet, müzik olarak. Evet. Yani bugün şöyle dünyaya baktığında belki bir iki tarzın üzerinde çok fazla müzik yani hani bölgesel olarak söylüyorum. Ama bizim ülke olarak zaten, doğru, inanılmaz 7 bölgemizin ayrı şeyi var, melodisi var, ayrı enstrümanı var. Onların hepsini tabii ki yani kullanabilmek gerçi evet, çok güzel olabilir yani ama. Yani işte öyle denk geldi. Hani dünyadan da biz çok müzik dinliyoruz. Ve bu albümde ne yok? Mesela arabesk tını hiç yok. Yok. Arabesk sevmediğim için değil. Sadece bu albümde öyle bir tını yok. Öyle daha böyle... daha batı sound'u gibi oldu. Hı hı. Ama bundan önce mesela bir single yayınlamıştım, tekli yayınlamıştım Sen Giderken. Onda mesela baya böyle yani hani baba arabesk bizden gelen. Hadi ya şu göğüsten. Şöyle. Allah'ım. Ah falan diye. Şimdi demin batı dedin de batı da bizden öykünüyor aslında. Şimdi bakıyorsun müziklere. Tabii. Yani tabii. Bizim bu çevreye doğru yayılmacı, doğru, bir müzik şey akımı var. Benim... Yani Amerika'dan da böyle. Yani Amerika buradan çok ilham alıp yeni tarz müzikler yaratıyorlar yani. Benim birçok arkadaşım var işte yurt dışından Türkiye'ye gelip Türkiye'de yaşayıp, hı-hı, Türk müziği işte Türk enstrümanlarını ya da Türk danslarını öğrenmek için buraya taşınan çok, hı-hı, bayağı çok arkadaşım var. Yani hayatlarını adıyorlar buna ve Türkiye'ye gelip yaşıyorlar. Bunun... Ve hayatları değişiyor değil mi orada? Ya Türkiye bambaşka bir ülke aslında yani şöyle, öyle, bir bakarsak yani genel anlamda. Hem müzik olarak, hem, hı hı, insan öğesi olarak, hem çevresel faktörler Türkiye yaşanacak bir yer aslında ama tabii biz müziği konuşuyoruz sonuçta. Yani hemen içine alıyor Türkiye insanı. Ben yine aynı bu müzisyen ve burada yaşamaya ya da dansçı burada yaşamaya gelen arkadaşlarım, hı hı, özelinde söylemem gerekirse... Hemen böyle içimize alıyoruz biz onları. Şimdi tabii burada bir dakika ben şey söyleyeceğim. Turizmcilik evet, yanım var değil mi senin? Doğru. O şey, evet. Yani nasıl bu sene turizm nasıl? Bence? Bu sene turizm yok. yani ben uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum, hı-hı, ve Türkiye'de çok turist ağırladık. Biz hep özel ilgi üzerine çalıştık. Turizmin neresindesin? Yani, biz hep yurt dışından Türkiye'ye turist getirdik bugüne kadar. Biz, hı-hı, derken... ben diyeyim, firmamız başkalar yapıyor da. Ve ben hep şey, özel ilgi üzerine biz programlar yaptık. Ha, yani işte butik, dans, butik müzik, yani, yemek, bahçe, hı, işte mimari gibi.
O yüzden hani gerçekten çok o kültürü çok yakından tanımak isteyen insanları hep ağırladık burada. Tabii ki çok özel insanlarla böylece tanışmış olduk. Hani böyle kruz gemisiyle gelip 1000 kişi işte 2 saat görüp kaçmaca değil de Türkiye'yi gerçekten... Burası Efes, hadi bakalım. değil mi? Öyle evet, değil evet. Yani. Burası da kapalı çarşı. Burası kapalı çarşı. Halı evet, dükkanları alışır. Buyurun falan diye. Öyle değil yani. Öyle olmadı. Çok güzel turizm yaptık. Ülkemize de bence çok faydamız da dokundu bugüne kadar diye düşünüyorum. Birçok insan da kendi ülkemizi tanıtarak onlara faydamız dokundu. Zira dediğiniz gibi burası çok güzel, çok zengin, inanılmaz, muazzam bir coğrafya. Bu sene pek gelen olmadı. Sorun değil. Başka artık. Yani bu korkutucu mu yoksa gelip geçici bir şey mi? Sen bir turizmci olarak yani. Şimdi ben turizmci olarak değerlendireceksem eğer, şimdi birçok şeyi gördük. Hani 11 Eylül'de gördük, işte başka olaylar da gördük. Böylesini pek görmedik. Yani şimdi, bu kadar olmamıştı benim dakika, şeyimde. Burada nokta koyuyorum. 11 Eylül'ü gördük dedin. Yani o kadar gençsin ki çocuktun herhalde değil mi? Yani o zaman 2 yaşında falan. Yok canım. Evet. Şimdi, görmedim ben, duydum. Değil duydum. Mi? Değil mi bu hatırlatma? Tamam devam. Yeni başlamıştım gerçekten mesleğe. Hı-hı. Yani hani zaten ben işte çok genç yaşından beri hep çalışıyorum. Yeni de başlamıştım. Hı-hı. Doğru. Ama şöyle diyorum, hani kendimiz aramızda konuşurken de bunu söylüyoruz. Şu an Türkiye kimse gelmiyor, okey yani. Hı-hı. Olabilir. Ama Türkiye Türkiye. Yani tabii canım, yani, Türkiye bir yere gitmiyor. Türkiye aynen tabii. Öyle yani işte demin dediğiniz gibi yani hem tarihi, hı-hı, hem kültürü, hem doğası, hem insanı, yemekleri yani hani buradan geçemezler. Yani peki şuradan öteye gidebilir miyiz? Ben hep şey yapıyorum, yurt dışına da gittiğimizde. Hani bizde var diye Türk'üş döner, rakı şey, ama o böyle muhteşem mutfağımızı tanıtan bir şey yok yani. Hani sen değişiyor. Çok iyi restoranlar açıldı. Çok çok iyi şefler. Yani böyle idealist ve bu konuyla ilgili, hı hı, Türk mutfağını, yani işte Anadolu mutfağını, Türk, hı, demeyeyim. Anadolu mutfağını böyle fine dining dediğimiz, hani bu işte kaliteli malzeme, kaliteli pişirme, kaliteli sunumla böyle sunduğu çok, hı-hı, güzel restoranlar açıldı. Tabii. Hem İstanbul'da işte Alaçatı'da, Bodrum'da vesaire, yurt dışında da. Hem de bizde şey var aslında, bizde çok güzel esnaf lokantaları var. Yani ve... Turistler bayılıyor oralara ve orada çok efendim, da çeşitli... Efendim gezelim görelim adlı programımızın bu ilk bölümünde. Ya, vallahi çok öyle güzel sordum. Anlatıyorsun ama hayır, şimdi senin şarkıcı kimliğini şimdi tanıtacağız mutlaka, zaten ilerleyen dakikalarda herkes görecek ama yani ben o kimliğinden girmek istedim çünkü çok ciddi anlamda, çünkü biz turizme aşık bir milletiz yani, öyle büyüdük çünkü. Öyle. İlk önce hello demesini öğretirler biliyorsunuz. Turiste iyi davranın, turiste şöyle davranın, aman kazıklamayın falan gibi. Gerçi onlar bizi orada kazıklıyorlar falan ya da işte ülkelerine girerken çok zorluk çıkarıyorlar ama biz o kadar zorlukçu değiliz aslında. Yani ben onun için bir karşımda hem turizmci hem ikinci başka ilgi alanı olan birisini, evet, bulunca önce turizmden girmek istedim. Ben memnuniyetle bu konu hakkında. Çünkü ya hepimizin ortak sorunu. Ben çünkü yurt dışına devamlı gidiyoruz. Hı hı. Hani gidemeyen insanlar ya da gitmeyen insanlar için çok bir şey değişmiyor ama bizler için değişiyor. Sebebi de şu. Ben gittiğim zaman ülkemin iyi şekilde temsil edilmesinden yanayım. Yani her türlü insan olarak, yemek olarak, işte ne bileyim tarihi değerler olarak falan. Biz tabii bunları göremeyince bazen üzülüyoruz yani. Hani mutlaka sen de başına gelmiştir böyle şeyler. Onun için diyorum yani biz yeterince acaba insanlara o şeyi veremiyor muyuz? Yani o güveni, o ya da işte hakikaten burada böyle bir şey var ama yani ben son zamanda karşılaştığım insanlardan gerçekten çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hı-hı. Ama yani sen tabii turizmci olarak biraz başka politik, bir şey. Biraz işte şey hani şu an bölgenin durumlarıyla ilgili. Yoksa aslında çok güzel kampanyalar yapılmıştı geçtiğimiz senelerde. Hı-hı. Yurt dışında Türkiye ile ilgili. Tabii mesela ben şunu da söyleyeyim. Biz ülkemizi çok ucuza satıyoruz yani. Şimdi evet, kampanyalar diyorsun. Yok, kampanya derken hani reklam tanıtım kampanyaları gibi. Bu tabii, işte şey Turizm Bakanlığı falan çok güzel tanıtımlar. Yerine ulaştı mı sence?
Bilemiyorum çünkü işte üzerine bu birçok üst üste olay yaşadık biliyorsunuz Türkiye'de. Hı-hı. Yani yerine ulaştıysa bile ulaştığı yer Türkiye'ye gelmeyi tercih etmedi. Ama dediğiniz doğru. Hani geçtiğimiz politikalar, geçmiş politikalar çok bizi iyi bir yere getirmedi. Yani işte paket tatiller, işte her şey dahiller falan. Değil mi? Tabii yani ona göre. Burada yan gelip yatıyor, sonra da gidip orada kötülüyor ülkeyi. Değil mi? Tabii tabii yani ya da işte hiç otelden çıkmıyor, işte esnaf hiç alışveriş yapmıyor vesaire gibi durumlar. Hı-hı. Oldu. Bilmem belki de böyle bir darbeden sonra, yani turizm sektörüne olan darbeden bahsediyorum. Belki başka bir şekilde baştan yapılanır. Keşke öyle olsa. Yani bu kalbin damar açması gibi bir şey. Belki burada de. Tıkandık başka bir yere doğru devam edeceğiz. Umarım tabii. Çünkü işte belek ormanları kesilip işte yerine koca koca böyle oteller yapılıp orada böyle işte çok ucuza insanlar ağırlanması dönemi umarım değişir ve... Efendim bu röportaj Burcu'nun da turizmdeki sonu olacak. Peki, zor bir iş kuşkusuz. Yani bir şeye can vermek, şarkılara can vermek, onları yazıp onları müziklendirmek. Ben de aynı işi yaptığım için. Evet. Biraz oradan bahseder misin? Şarkılarını yaparken neler? Yani zor mu? Den besleniyorsun. Zor mu bilmiyorum. Bana böyle, ben böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum bir kere. Yani... Bir iki sene öncesine kadar şarkı yazabildiğimi bilmiyordum. İki tane şarkım kenarda duruyordu. Şarkı söylüyordum sadece. Broadway müzikalleri söylüyordum. Şeyde bizim işte burada bir toplulukta İstanbul'da. Ondan da bahsederim. Ve içimden bana bir şey geldi. Yani ben dedim ki ben müzikle ilgili bir şey yapmam lazım. Yani kesinlikle bir şey yapmam lazım. Öleceğim, patlayacağım. Yani bu hayatta bunu yapmam lazım diye. Ve kendimi çok dinledim. Ve ya iki tane şarkım var. Keşke onları böyle aranje edilmiş, işte böyle bir gerçek bir şarkı gibi duyabilsem gibi bir şeyle, bir motivasyonla başladım. Ve sonra şarkı yazabildiğimi keşfettim. Ve bilmiyordum. Ve bunu da şeyde keşfettim. Bazı müzikalleri Türkçe'ye çevirirken, çevirebiliyorum. Sonra işte o iki parçayı çalışırken bazı yaşadığım olaylardan etkilendim. O etkilendiğim olaylar işte biraz fazla etkilendim. Yani işte biraz çok üzüldüm, biraz çok sevindim böyle çok ilişki çıkışlı dönemler. O sırada da kendimi bu şekilde ifade şimdi, etmenin çok güzel olduğunu fark ettim. Yaşanan şarkılar değil mi? Bu albüm baştan sona hikaye. Öyle. Yani bayağı şey. Yani bu albümü film. Dinleyen seni çözebilir yani. Zor. zor mu? Zor çünkü sonra neler oldu neler. İçinde saklı cümleler var. Yani o albümün miadı doldu artık yenisini yazıyorum şu an. Ne güzel. Yani kendimden beslenerek bu albümü yazdım. Ama şimdi... Sadece mesela tamam evet kendi yaşadıklarımı anlatıyorum ama mesela empati kurup da yazabiliyorum. Ya da bir şeyi gördüğüm zaman bir olayla ilgili de bir şey yazabiliyorum. Şimdi mesela biz de böyle yazdığımız zaman empati kurup biz de erkeğiz ya hemen olmaz abi yaşamışsındır böyle. Şimdi var mı sana da böyle bir şey söyleniyor? Ha, ne empatisi falan bırak boş ver. Öyle oldu yani hani şu soruldu bana. Benim albümümde bir parça var ismi Bir Duysam. Müziği çok neşeli, sözleri böyle diplerde bir parça yani. Ve ben onu işte demiştim ya hani iki parçam var kenarda. 10 sene önce falan böyle çok alakasız bir yerde yazmıştım. Bunu duyan şey diyor sana ne yaşattılar kızım falan. Yok diyorum vallahi ben onu öylesine... Zaten alakasız yerlerde geliyor değil mi insanın içinde? Doğru vallahi. Ben rüyamda çok yazıyorum. Ha. Ya uyandığımda böyle kafamda parçalar oluyor. Allah eğer Allah. Toparlayabilirsem kaydediyorum mutlaka falan. Çok unutmuyor musun peki? Yani unutmamaya çalıştığım için işte kendimi uyandırıyorum zorla. Ve hemen işte telefonum var başucumda ona kaydediyorum. Bazen çok güzel bir şey çıkıyor bazen çok alakasız. Bazen başka birinin şarkısını kaydetmişim. Öyle çıkıyor şimdi ama zaman zaman bana da öyle şeyler geliyor ama dediğin gibi uykudan uyanıp da işte bir şeyleri yazmak falan zora gidiyor. Telefona kaydetmek şimdi çok... tabii hayat kurtarıcı evet, ama evet. Ben hiç yakalayamadım onları. Hatta sabah uyandığımda aklımda bir şey vardı ne falan diye kendi kendime çok sorduğum oldu. Ama sen demek ki o zaman yani tam her şeyi beynine alıyorsun sabah da fışkırıyor onlar. Evet.
Ve mesela ben dur bir şarkı yazayım diye oturduğum zaman yazamıyorum. O ayrı bir şey tabii, doğru evet. söylüyorsun. Dur hadi şimdi falan. Yok böyle ben onu duyuyorum, duymam lazım yani. Şimdi şöyle bir şarkı olsa bu nasıl bir şarkı olurdur deyip gelişine yani böyle düşünmeden söylüyorum. Sonra tabii ki toparlıyorum önün arkasını falan. Buradan biraz buradan. Rahmetli Aysel Gülal öyle yapar. Öyle mesela mi? Biz Aysel'le ilk çalıştığımızda ben tabii tanımıyorum. İstanbul'a ilk gelmişim. Dediler ki rahmetli Atilla Özdemiroğlu seni Aysel'e göndereceğim dedi. Orada şarkıları şey yaparsınız. Müzikleri Atilla abi yapıyor. Şimdi Aysel'e gidiyorum. Aysel yazdın mı diyorum. Yok ya yazmadım diyor. Gel otur bakalım. Bir defteri var şu kadar. Açıyoruz onu şey gibi. Buradan bir dakika şu söz tak. Aa ne kadar güzel. Ama şablon yani çok güzeldi. Evet. Aysel, tabii yani Aysel bir deryaydı ve inanılmaz bir şeyi vardı yani. Şu anda da tabii sevgili Mehtap falan saklıyor onları. Yani hani hazırcılık değildi onunki. Onunki kafasında artık hepsi o kadar yerleşmiş ki hangi şarkı, hangi sözü yazabileceğini ya da uyabileceğini hemen biliyordu. Tak 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 çeviriyordu. Şu tak şarkının ismi önce falan altını döşüyordu. Bir anda ya, şarkı oldu. Harikaymış. Tabii tabii yani. Örnek çok alayım. Cidden. Evet. Aslında o da bir okul. Yani çünkü doğru. Bu işin okulu hani bestecilik okulu var mutlaka evet. Ama yani bizim yaptığımız tarzda şeyin evet. bir okulu yok. O yüzden bu bir duygu yani. Duygu doğru. okulu. Duyguda da birini örnek alıp ona öykünmek falan her zaman çok önemli bir şey. Evet. Ben Aysel'den o zaman çok şeyler öğrenmiştim o konuda. Çok çalıştık beraber yani. Güzel. Acayip güzeldi. Yani, evet. O bir şey pratik zekaya sahipti. Yani tabii bazen senin benim düşünemediğimi o hemen çözümlüyordu falan. Doğru. Onun yeteneği işte. Günde kim bilir kaç şarkı sözü öyle bitiriyordu yani. Acayip bir şey. Evet. Peki sana bir şarkı söyletelim ya. Olur. Tamam. Değil mi? Yani evet, şimdi. Tamam. Bu arada da Mete Çelik, besteci, aranjör, söz yazarı. Mübaşir. Dış ilişkiler müdürü. Olur. Benim parçalarımdan birini çalışmıştık. Tamam. Biz beraber söyledim. Hangisini? Cesareti söyledim. Okay. Zaten albümün adı da Cesaret. Tabii. Podyum alalım. Podyum. Deneyim. Yaşıyorum gibi bu duygular yeni. Zor mu acaba yeniden görmek renkleri? Her seferinde vuruyor şiddeti beni. Kaç diyor içimden bir ses bıraktım kendimi. Bitsin artık esaret hisler seni yorarsa geçer hiç korkma hadi biraz cesaret gelsen beni bulup da yola çıkarsan bitsin artık esaret hisler seni yorarsa geçer hiç korkma hadi biraz cesaret. Birazdan başlar serindir yolculuk korkma sarsıntılar deprem değil heyecan çıksın yolundan koşsun yine özgürlüğe ruhum kuş olsun uçsun seninle yola çıkarsan bitsin artık esaret hisler.
dertler seni yorarsa geçer hiç korkma. Hadi biraz cesaret, gelsen beni bulup da yola çıkarsan. Bitsin artık esaret, hisler seni yorarsa geçer hiç korkma. Hadi biraz cesaret. Bir dokun binah işit, bugünlerde böyleyim. İster kal ister git, tarihsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine çay gider. Ne bahar ne dinler güz, düze bir bahar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Bir dokun binah işit, bugünlerde İster kal ister git, bugünlerde böyleyim. Bravo. Evet, sevgili İlhan Şeşen'in
Çok sevdiğimiz gerçekten yani müzik hayatımızda söylemekten keyif aldığımız bir şarkısıyla devam ettik. Şarkın çok güzeldi. Teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten cesaret. Evet. Değil mi? 2016 yılı. Evet. Yani Mart sonu gibi işte bir yıl oldu. Peki memnun musun yani gidişattan? Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de dünyada aslında bütün şeyler değişti, dengeler değişti müzik olarak. Çünkü dijital ortamın yaratılmasıyla işte televizyonlar, radyolar hayata o şarkıları hayata geçirecek şeyler biraz zorlaştırdılar işi. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Mesela çok güzel işler yapıyorlar ama bir türlü hayata geçmiyor. Neden geçmiyor? İşte radyoda duyulmuyor. Televizyonda çok çıkmıyor. İnsanlar görüp duydukları şeylere inandıkları için yani duyamadıkları bir şeyi yok sayıyorlar. Aslında o var. Yani evet. Sonuçta bir şey yaptın, attın havaya. Kendine göre bir şey olan insanlar onu yakalayıp senin üstüne doğru geliyorlar. Ama şimdi bazıları var işte bu şansı da hiç yakalayamıyor. Sen ne yaptın bu yani, cesaret halinde? Televizyonda, radyoda yayınlatmak evet hani eskisi nasıl bilmiyorum ama şu anda da belli bir şey geçmek gerekiyor. Yani bazı kotaları. Ama internet var mesela. İşte YouTube'da kendi kanalını açıp milyonlarca kişiye oradan da ulaşabiliyorsun. En azından o tarzda işte bu yeni teknolojinin getirdiği artılar oldu. İşte Spotify'da vesaire işte iTunes'da albümümüzü dijital olarak yayınlatabiliyoruz. O açıdan güzel. Benim yayınlama ve izletmekten ziyade daha şeyim canlı performans konusunda yani hani dışarı gidip konser izleme şeyi azaldı, alışkanlığı azaldı eskisine göre. İşte Beyoğlu'ndaki işte mekanlar zaten biliyorsunuz kapanıyor. İşte o kültür vardı. Ne kadar vardı bilmiyorum ama daha çok ben kendim biliyorum. Yani biz dışarı canlı konser izlemeye çıkardık, müzik dinlemeye çıkardık, canlı müzik dinlemeye. Şimdi biraz daha o sektör farklılaştı gibi geliyor bana. Ben öyle daraldı. Yani öyle olunca da hani yani bir avuç yer kaldı böyle insanların hani çıkıp canlı performans yaptığı vesaire falan. Aslına bakarsan yani çok performans yeri oldu ama hepsi aynı kalitede ya da hepsi aynı hacimde olan yerler olmadığı için herkese göre bir yerler var diye düşünüyor insanlar ama ben de tabii ben uzun yıllardır bu hayatın içinde olan biri olarak yani gittiğim yerlerde görüyorum ki İnsanlar aslında bir şeyi özleyip bir şeyi gitmek istiyorlar, yapmak istiyorlar ama karşılarında özledikleri ya da işte hani o günün şartlarında çıkarılmamış, gerçekten yaptığı işi çok benimsemiş, o işi düzgün yapan birini görmek istiyorlar gibi bir his var içimde. Ki sen çok performansların var değil mi? Yani? Evet, en sevdiğimiz bizim zaten tabii sahneye çıkmak. Değil mi? Şimdi albümden, yani tabii albüm sonuçta benim bebeğim bir şekilde, ürünüm ve çok güzel ama canlı söylemek başka bir şey. Tabii. Canlı olarak o parçaları aktarmak bambaşka bir şey. Benim için de bambaşka bir duygu. Hani seyirci için de aynı şekilde. Herkes diyor hani yani canlını dinlemek başka. Değil mi? Diye. O yüzden biz çok seviyoruz tabii hani böyle orkestramla birlikte çıkalım, performans yapalım diye. Asıl bizi çok heyecanlandıran şey o. Yoksa hani işte albüm satılsın, ünlü olalım vesaire değil, müzik yapalım. Ama işte ünlü olalım tabii o işin başka bir boyutu. Ama ünlü, herkes mutlaka bir kıyısından köşesinden biraz ismini duyurmak istediği için yapıyor çünkü bu işi. Çünkü ismimizi duyurmanın bize birçok faydası var. Yani daha çok müzik yapabiliyoruz o zaman. Hani bunu bir meslek olarak alıp devam edebiliyoruz hayatımıza. Sen bunu meslek olarak aldın mı? Yani şu anda ben sırf bunu, bu işi mi? Yok. Yani turizme devam ediyorum. Anladım. Ama ben bunu meslek ve kariyer olarak aldım mı? Aldım. Öncelikle büyük bir yatırım yaptım ben bir şey. Yani zaman yatırımı, para yatırımı, emek yatırımı, birçok kişinin bir araya toplayıp yani ben dedim ki ben bundan sonra Burcu Kısakürek olarak şarkı yazan, şarkı söyleyen ve performans yapan bir kişi olarak hayatıma devam edeceğimi kafama koydum. Bundan önce yapıyordum. Amatör olarak hep yapıyordum. Ama
ben bu işi profesyonel olarak yapacağım demem aslında çok uzun bir süre değil. O yüzden de bir süreç geçiyor ve güzel geçiyor. Yani bir albüm yaratabildim, bir albüm ortaya çıkarabildim. İşte bir de ben çok şanslıyım. Yani ben hep böyle bir dört ayak üstüne düşerim. Hep güzel. Çok iyi şansın, insanlar karşıma çıktım. Şansın çıktırım. Hiç bitmesin yani. Yani o kadar harika insanlarla karşılaştım ki tanıştım işte. Bana çok destek verdiler. Çok iyi müzisyenler. İşte ne bileyim çok iyi mekanlar mesela bana sahnelerini açtılar vesaire. Yani ben çok destek görüyorum bu şeyde, bu yolda şu ne anda güzel. Açıkçası. Yani tabii şimdi bizim hayatımızda şey var. Bir gerçek destekler var, bir de böyle yalancı destekler var. Biz bunları yaşadık zamanında. Evet. Tabii şey, yenilerin her zaman şöyle bir dezavantajı var. Yeni ve eski demeyeyim tabii de, tecrübeli ve tecrübesizler açısından. Tecrübeliler her zaman yeni gelen birini kabul etmekte zorlanır. Yani bu artık bu her meslekte böyle. Hı hı. Yani sonuçta bir devlet dairesine de gitsen, hı hı. işte bir futbol da oynasan, İşte spor da yapsan ya da şey, mutlaka yeniye karşı bir şey var. Sen böyle bir şey görmemişsin herhalde. Yani benim karşıma senin o kadar şirinliğinden çıkmıyor. Galiba. Olabilir. Ya da insan seven bir şeyim var. Evet, benim de iletişimim kuvvetlidir. Herhalde bir de samimi olduğumu düşünüyorum. Belki işte hem o samimiyetten hem işi de beğendiklerini umuyorum. Yani o yüzden de destek verdiklerini tabii umuyorum. Tabii samimiyet çok önemli. Evet. Hayatın her bölümünde bence samimiyet güzel. Evet. Yani sen de o şey hemen alıyorsun yani zaten o ışıltı var. Bu sana bir avantaj olmuş. Bunu iyi kullanıyorsun sanıyorum. Umarım kullanıyorumdur. Yani hani dediğim gibi... Müzikten bahsediyorum, müzik yolunda işte düşüyorum bazen çıkıyorum, bazen çok iyi hissediyorum, bazen işte Allah'ım bütün her şeyi boşuna yaptım, hiçbir şey olmuyor falan diyorum. Öyle yani de hepimizin yaşadığı normal iniş çıkışları yaşıyoruz. Şimdi bak hemen beni flashback yaptırdın, geriye götürdün. Biz şimdi ilk albümü yaptığımızda, tabii ilk albümler yapıldığında şey şudur mantık, ya millet bir alacak. Acayip bir anda meşhur olacağız falan gibi. Bizim zamanımızda da bir TRT var. Ve işte bir iki kanalda kurulmak üzere. Biz bir albüm yaptık. Ama kimse dinlemiyor albümü. Ve Emel Erdal olarak. Tabii albüm hiç yani şeyde yok. Bir kere bir programa çıktık bir şarkıyla. O zaman denetimler var. Her şarkıyla çıkamıyorsun. Evet. Sonra ben İstanbul'da yalnızım. Ankara'da ailem. İstanbul'da yalnızım. Bir gün böyle acayip karamsar bir vaziyette oturuyorum. Allah'ım ne olacak bizim halimiz? Biz böyle ben geri de dönmek istemiyorum. Evet. Yani Ankara çünkü beni yetiştiren bir yer ama İstanbul'dan yenildi geldi demek denmemesi için. Kendimle savaşırken bir anda kapım çalındı. Ve hakikaten de yani bu hani şey mağdur edebiyatı olmasın ama cidden beş param yok. Acayip ki işler kötü hiçbir şey yok. Kapım çalındı. Ankara'dan yönetmen bir arkadaşım. İsmini söylemeyeyim burada ama. Hiç aklımda yok, fikrim de yok. Sarmaş dolaş olduk falan geldi. Hayrola ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun falan. Dedi ki ben bir programa başlıyorum dedi. TRT'de yeni bir program. Cumartesi geceleri yayınlanacak. Sizi dedi programa koyacağım dedi. Ya yapma dedim falan. Evet dedi. Ve biz hemen iki gün sonra şarkılar, bir de İngilizce şarkıları seslendirdik. Programın jeneriğine bile bizi koydu yani bak jeneriğe. Ondan sonra içeriğinde her şeyinde varız. Biz o güne kadar işte kendimizi yırtıyoruz neler olacak ne olacak. İlk program yayınlandı cumartesi gecesi. Pazartesi günü şirketin telefonları susmadı. Biz... İşten işe gitmeye başladık. Aa, çok güzel. Tabii bak dergiler arıyor, işte patronlar arıyor falan. Yani inanılmaz. İnsan bir anlık böyle. Yani o tabii ne derler? Yani o şey kanalı bulunca oradan içeri giriyorsan ondan sonra zaten yolun evet. açık oluyor. Biz de öyle. Yani çok acayip böyle kasvetli bir günümde gelen çok güzel bir haberdi. Ya. Sonra o güzel... İyice güzele dönüştü ve bize bir yol açıldı. Yani şimdi tabii mutlaka buna benzer hikayeleri olanlar vardır yani. Bir gün belki sen de hiç ummadığın yerde bundan daha
Yani şu anda Burcu Kısakürek'sin ama mutlaka daha iyi pozisyonlarda daha iyi bir şeyler sana gelecektir yani. Zaten yani herhangi bir yolda gelişmeyeceksek, her zaman daha iyisini yapmayacaksak zaten olmuyor yani, öyle anlamı yok. Değil mi? Benim derdim şarkı söylemek, daha çok şarkı söylemek. İşte, hırslı mısın Burcu? Ben hırslı mıyım? Hırslı değilim yani, şöyle hırslı değilim. Hedef koyarım ve o hedefe mutlaka ulaşırım. Çok azimliyim. Azimliyim, onu söyleyebilirim. Çok kararlıyımdır. Ama hani o yola giden her yol mübahtır falan gibi bir şey değil. Çirkin bir hırs değil. Tam tersi, işte kafaya koyarım işte şunu yapacağım diye. Onu yaparım ama. Ne güzel ya. Onun için de başarılısın bence. Yani bana sorarsan öyle. Çünkü başarı illa merdivenin en üst tepesinde olmak değil. Bir şeyleri yani kendine... Tabii yolda olmak tabii, yani. O yolun aynen. içinde olmak da bir hatta başarı. Hatta keyifli yani. Olmak, işte üretiyor olmak bir şekilde. Yani evet, çok güzel bir şey söylediniz. Yani başarının tanımı ne işte? İlla tepede, top işte. Yani. Orada bir kişi oturuyor. Tabii zaten. Tabii. Yani zaten onu alaşağı edersen sen, seni de alaşağı ederlerse başkası ve gelecek. O tepedeki top insanlara baktığımız zaman genelde çok böyle şey mütevazi falan insanlar görüyoruz. Hı-hı. Çünkü kafasını başarıya takmamış, kafasını yaptığı işin kalitesine takmış insanlar. Bravo. Oralara gidiyor. Biz de öyle yani, kendimizce öyle olmaya çalışıyoruz. Nasıl, her gün işte nasıl bugün daha iyi bir şey yapabilirim diye uğraşarak öyle devam ediyoruz. Seyirciler, sizi bırakıyorum. Burcu gerçekten inanılmaz. Gülünce hani yüzünde güller açan vardır ya, öyle bir arkadaşımız. Ben yolunun doğru olduğuna inanıyorum. Seni bir daha dinlemek istiyorum. Olur, tamam. Olur mu? Yine benim parçalarımdan birini seslendireceğim. Tabii. Ve aşk şarkısı. Bütün sevenlere gelsin. Gözlerim kapalı ama hissediyorum her şeyi. Göğsün inip kalktıkça duyuyorum nefesini. Benim için kolların dünyanın en güvenli yeri. Yalnızca bu an var, doyasıya yaşıyorum seni. Her geçen gün güzelleşiyor hayat. Ne kadar eğlenceli içinden beraber akmak. Huzurluyum uyurken, biliyorum hep yanımdasın. Günün en güzel zamanı beraber uyanmak. Seninle her geçen gün güzelleşiyor hayat. Ne kadar eğlenceli içinden beraber akmak. Huzurluyum uyurken, biliyorum hep yanımdasın. Günün en güzel zamanı beraber uyanmak. Ayırmıyorum ben artık rüyalarla gerçeği. Birazdan sevişiriz bildiğin sabah halleri. Aklım, ruhum, bedenim seninle bir olmuş. Bu anın büyüsüne bıraktım artık kendimi. Seninle geçen gün güzelleşiyor hayat. Ne kadar eğlenceli içinden beraber akmak. Huzurluyum uyurken, biliyorum hep yanımdasın. Günün en güzel
beraber uyanmak. Seninle her geçen gün güzelleşiyor hayat. Ne kadar eğlenceli içinden beraber akmak. Huzurluyum uyurken biliyorum hep yanımdasın. Günün en güzel zamanı beraber uyanmak. Sevgili seyirciler, empatik bir şarkı. Yok, bu yaşanmış. Ya ben öyle... Böyle şey, sana şey attım yani, empatik şarkı. Evet. Evet, şimdi kısa bir aradan sonra yeniden programa gireceğiz. Sen bir şey yok şimdi buralarda, ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma, gittin gideli değişen bir şey yok şimdi buralarda, ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. Gittin gideli, dualarımı duyarsın diye sana yolladım. Duvarlar örüp, ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde seni bekledim. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi buralarda, ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma, gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi buralarda, ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda, gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli. 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 Çok güzel bu parçaya, bayılırım. Ha, ya bu söz benim, müzik, bu benim çelik. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir şarkım ve yıllardır. Yıllardır albüm yapmıyorum ve konserlerimin çoğunda benden yegane istenen şarkılardan bir tanesiydi. Ve yakın zamanda Behzat Gerçeker'le bunu yeni bir aranjeyle yeniden sunduk insanlara. Ve çok seviliyor. Hakikaten ben, evet. Ama bu şarkı samimi bir şarkı. Çok. Neden? Çünkü gerçek şarkı. Evet.
Şimdi hani demin güldüm ya, evet. Doğru, bu gerçek bir şarkı. Çok gerçek olarak yazıldı. Yani bir şeyin sonucunda yazıldı. Çok sevdiğim bir şarkı. Hani eskiden böyle şey yapardım ama şimdi çünkü tepkileri görünce anlıyorsun zaten gerçek şarkı olduğunu. Dokunuyor. Evet. Tabii tabii dokunuyor yani. Biz de çok seviyoruz. Aa, sağ ol. Evet, şimdi mesela senin hakkında Londra'da kendi grubu ile şarkı söyledi diyor. Kaç yaşında gittim ben Londra'ya? İşte 22 yaşında sanırım gittim. 3 yıl orada yaşadım. İşte hep müzikle mutlaka kendi bir ilgimiz, alakamız oluyor. Oraya da gittiğim gibi daha böyle 2 hafta içinde işte birkaç müzisyenle tanışıp falan arkadaş olup işte hadi kendi grubumuzu kuralım deyip. Biraz daha o zaman işte şey thrash metal falan dinliyorduk böyle işte daha o tarz bir grup kurmaya çalışıp çok alakasız bir grup olarak hayatımıza devam ettik. Çok güzeldi yani oradaki müzik deneyimi de ayrı güzel çünkü orada genç insanlar için çok fırsat var. Biraz önce dedim ya hani şey canlı performans yapamıyoruz. Orada mesela her işte şeyde en alakasız semtte bile bir pub vardır. İşte hı-hı. Mutlaka orada sen işte çıkıp sahne alırsın. İnsanlar para öder, bilet alır, gelir böyle kuyruk olur kapıda falan. O yüzden güzel bir deneyimdi benim için. İngiltere'de de hani bir şekilde. Gidiyor musun arada bir gene? Çok gidiyorum. Musun? Yani çok hı-hı. gidiyorum demeyeyim. İstediğim kadar çok gitmiyorum ama senede hı-hı. bir kez en az gidiyorum mutlaka. Gittiğin işte zaman biraz iş için gidiyorum. Şarkı söylüyor musun? Yok. Orada? Yani artık o zaten işte grup arkadaşlarımdan biri tiyatrocu oldu. O yöne hı-hı. gitti. Birinin çocuğu oldu. Başka yöne gitti. Biz dağıldık. Ama şarkı. Grupların en kötü şeyi o değil mi? Böyle bir dağılınca artık bir daha birleşmeleri zor oluyor. Olsun yani işte. Ama bir deneyim yaşamışsın tabii, yani. Tabii. Ben grubu zaten benim bu arada döndüğüm için yani ben Türkiye'ye dönünce grup öyle dağıldı. Sen dağıtan oldun evet. yani. Şimdi ben Londra'da şarkı söylemedim ama İrlanda'da şarkı söyleyip birinci olmuştum. Aa çok güzel. Tabii tabii 1993 yılında hatta şimdi insanlar övünüyor ya yurt dışından bana plak teklifi geldi falan diye. Ben 93 yılında Kavan şarkı yarışmasına gittim. Ve Grand Prix'i aldık orada. Müthiş bir yarışmaydı. Hatta o sene İrlanda Eurovision'da şampiyon olmuştu. O şampiyonlar o yani Eurovision'dan önce aynı yarışmada yarışmıştık. Benim ardımdan üçüncü olmuşlardı onlar. Ve ben o İrlanda'da inanılmaz güzel zamanlar geçirdim. Sonra bir sabah İngiltere'den bir kadın prodüktör önüme bir şey koydu. Sözleşme koydu ve benimle albüm yapmak istediğini söyledi. Yani yarışmadan sonra. Hatta ben tereddüt ettim. O zaman Lale Barçın İmer vardı Hürriyet Gazetesi'nden. Sen deli misin dedi ya. Neye tereddüt ediyorsun yani? Sonuçta İngiltere'den albüm teklifi geldi. O zaman çocuğum 2 yaşındaydı. Büyük oğlum Doğa. Evliydim yani halen öyleyim. Cesaret edemedim. Biraz da dil problemim vardı. Hı hı. Cesaret belki etseydim şu anda oralarda şarkı söylüyor olacaktım. Ama tabii kısmet her şey. Seçim. Yani. Orada şarkı söylemekten çok keyif almıştım. Yani o ortamlarda çok hoş bir yerdi. Evet, güzel tabii yani. Birbirine yakın zaten biliyorsun. Yani isterdim tabii yurt dışında yani sadece ben değil. Bizim Türk insanı olarak yani Türk şarkıcıları olarak ki şarkı söyleyecek insanlar var aslında hı hı. Çok insan var ama bir türlü biz kendimize bir yol açamıyoruz. Yani. Belki ana dille ilgisi vardır. Gerçi hani yani, dil bence dil sorunu değil. Doğru. Hani Kuzey sorun. Avrupa'dan yani. Falan da çok iyi gruplar var şimdi artık bütün yani. Uluslararası yöne ama, sahip. Ladies and gentlemen. Evet. İstanbul A Few Ladies gruplarında. Evet. Nedir bu? Ladies and Gentlemen İstanbul, Çelik Kasapoğlu'nun kurmuş olduğu bir müzikal topluluk. Broadway müzikalleri seslendiriyoruz. ve A Few Ladies de Ladies and Gentlemen'ın içinden çıkmış 6 iş kadınının bir yandan da şarkı söyledikleri bir oluşum. Çok güzel. 2011 senesinden beri onlarla birlikteyim ben. Hatta küçük böyle bir anonsum da olsun. Yine ekibin bir kısmı ve Journey to Broadway isimli bir ekip Rent müzikalini
Türkçe'ye çevirdiler ve Türkiye'de Türkçe olarak ilk defa bu akşam oynayacaklar. Bu akşam. Bugün, yarın ve Perşembe günü, yani 11, 12, 13 Nisan'da oynayacaklar. Mutlaka izlemenizi öneririm, izleyenlere de aynı şekilde. Çünkü bir müzikali alıp Türkçe'ye çevirip işte şeylerle, telif haklarıyla vesaire, bir de onu herhangi bir destek almadan da hani sergilemek. Sponsorlar var ama hani oldukça sınırlı. Hani Türkiye'de şu an bu şekilde böyle inadına sanat yapan bir grubu işte kucaklamak lazım diye düşünüyorum. Evet, bence de duydunuz Burcu'yu. İnşallah ilgilenenler giderler. Ben çünkü gerçekten Türkiye'de artık hele ki müzikal falan anlamında çok az şey var. Yani eskiden şant sahnesi yanmadan önce çok müzikaller vardı. Hı hı. Yani Türk müzikalleri vardı. Çok güzel. Şimdi çok zorlu performans da galiba var değil mi? Bu söylediğin şey zorlu da mı? Yok. Bu sanırım Kozeta Kültür Merkezi'nde bu akşam. Perşembe'de CKM'de olduğunu biliyorum. Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Yarın nerede ondan emin değilim. O zaman CKM'de dediğin için ayın 19'unda da Beş Kalp diye bir konser var. O konserde ben de iki şarkı seslendireceğim. Aa, çok güzel. İstanbul Belediyesi Senfoni Orkestrası'yla. Harika. O zaman bekliyoruz. Yani böyle işleri arttırmak lazım tabii, aslında. Tabii tabii yani. Sen nasıl başladın peki yani? Bu nasıl ben bir oluşum oluştu? Ben nasıl başladım? Zaten işte hani iş kadınları dedin ya. Yani böyle bir iş kadınlarının bu kadar zamanı var mı? Oluyor. Albüm bile çıkar. o bireysel bir şey yani. 5 kişiyi 4 kişiyi düşünsene. Yani Ladies and Gentlemen bizim için çok ciddi bir süreçti. Çünkü haftanın 2 günü mutlaka prova yapıyoruz. İşte konserler vesaire. Ben nasıl başladım biliyor musunuz? Ben Sezen Aksu konserine gitmiştim. Ben Sezen Aksu'ya aşığım yani, çok seviyorum. Sezen Aksu konserinde sahnede bir koro var eşlik eden. Kim bunlar şeklinde ben böyle yani çok seviyorum. Sezen Aksu'ya gitmişim böyle zırıl zırıl ağlıyorum. Sahnede birileri şarkı söylüyor. Kim bunlar? Ertesi gün gazetede gördüm işte Ladies and Gentlemen İstanbul topluluğu eşlik etti Sezen Aksu'ya diye. Ve bir hafta sonra ben orada Çelik Kasapoğlu'nda işte şey seçmelerde falan böyle hani koroya girebilir miyim diye. Ben tabii sanıyorum ki her prova Sezen Aksu ile geçiyor öyle bir şey. Ve ama çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Çok güzel sahnelere çıktık. Tekrar Sezen Hanım'la sahneye çıkmak nasip oldu o koro ile beraber. Sezen Hanım nerede Sezen Hanım? Hani falan. Kaçta gelir? Değil mi? O deneyimi yaşayabildim. Çok mutluyum. İşte son albümünde de küçük böyle bir işte korole vokal yaptı kendisine. Onun dışında çok güzel yine sahnelere çıktık. İnönü Stadyumu'na çıktık mesela. Orada grup yorum ve senfoni orkestrasıyla birlikte Cemal Reşit Rey sahnesinde defalarca konser verdik. Şimdi de hatta Gaziantep'e gideceğiz. Adana Senfoni Orkestrası'yla birlikte bir konser yapacağız. Yani bunlar bir sanatçı demeyeyim yani hani bu yönde kariyer yapmak isteyen birisi için inanılmaz muazzam deneyimler. Tabii şimdi ne var biliyor musun? Bireysel bir şey yapıyorsun ama bireyselde kendin keyif alıyorsun. Karşıya da keyif veriyorsun. Ama toplu halde yapılan bir iş muhteşem. Mesela ben İstanbul'a ilk geldiğimde ben Ayşegül Aldınç, Emel, Harun Kolçak, Sevingül Bahadır. Biz bütün reklam müziklerini biz okurduk. Yani jingle'ları. Evet. O zaman işte rahmetli Atilla Özdemiroğlu, Atilla abi bizi vokal çalıştırırdı. Yani ondan aldığım keyfi hiçbir zaman almadım. Evet. Başka şeyler. Çünkü müthiş bir şey. Yani sen de bir topluluğun öğesi oluyorsun ve inanılmaz güzel şeyler yapıyorsun. Çok güzel. Geçen hatta şeyde seyrettim internette. Muhteşem bir koro var ve muhteşem bir şefleri var. Adam kolunu volüm haline getirmiş. İzledim onu. Evet, evet. Nasıl güzel. Sen seyrettin mi Mete? Yok. Muhteşem bir şey. Yani o sese hakim olmak değil mi? Evet. Acayip hoşuma gitmişti yani. Öyle. İşte peki, repertuarınız geniş mi? Yani? Repertuarımız yani Ladies and Gentlemen'ın repertuarı. Broadway müzikalleri ağırlıklı. Eğer eşlik ediyorsak başka hani sanatçılara vesaire ya da bir projede çalışıyorsak. Yani şöyle projeler de yaptık mesela Türk müzikalleri. İşte ilahiler, işte türküler gibi projeler de yaptık. Ne güzel. Ama kendi repertuarımız Broadway müzikalleri. Yani ama Türk müzikallerinden neleri seçtiniz? Türk müzikallerinden
Orhan Şallıeli'nin orkestrasıyla yapmıştık onu. Cemal Reşit Rey'de sergilemiştik. Bana Mastika'yı Çalsana'dan mesela ben aşık oldum parçasını söylemiştim. Hatta benim ilk solomdu. Çok öyle heyecanlıydım. Bu şeyden söyledik. Tabii ki işte hoş geldiniz. Hisseli Harikalar. Hisseli Harikalar Kumpanyası ondan söyledik. Hisseli Harikalar. Evet. Bunu da söyledin mi? O parçayı söylemedik de onun başı vardı yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Şan Tiyatrosu'nda müzikal oynadığım için yani benim için çok ayrı bir yeri var. Yani. İşte Lüküs Hayat. Ondan sonra bu müzikalin ismini hatırlamıyorum. Çok böyle şey biraz böyle yaramaz bir Türk müzikali var. İşte şey. Yedi Kocalı Örümüz mü? O da değil. İsmini anımsayamadım. Yani çok çok güzel işte parçalar seslendirmiştik ondan da. Hatırlarsın arada. Ne güzel ya. Söylerim. Peki devam edecek mi bu yani? Evet. Yani hani tabii ben devam edeceğim. Solo kariyerinle ikisi beraber. Gidebildiği kadar tabii gidecek. İşte birazcık tabii provalar vesaire çok yoğun olduğu zaman işte A Few Ladies'e biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama hani kopmuyoruz sonuçta yine bir aradayız. Devam ettirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü solo kariyer yaparken bir takım şeyleri göz ardı edebiliyor insan. Yani kendi yoluna çünkü devam etmeye çalışıyor. Çok destekliyorlar onlar beni. Yani şimdi bizim A Few Ladies kızlarımızdan birisi daha albüm çıkarıyor. İşte Tango albümü yaptı o da. Yani çıkarmayanlar arkada her zaman rahmetli Levent Kırcan'ın vardı öyle bir şey seyrettim şimdi. Koroda diğer koristlere çok gıcık oluyor. Ben de solo söylemek istiyorum diye. Yani öyle bir şey yok tabii. Evet, bizim koromuz o yönde çok destekler. Yani bizden de çok güzel insanlar çıkıyor. İşte Bengisu çıktı kendi işte ikinci single'ını yayınladı. İşte Umut Durmuş çıktı. Yani güzel bizi iyi yetiştiren bir ortam orası. İyi ortamlarla muhatap olmamızı sağlayan da böyle tam bir şekilde bizi içinden iyi okul yani destekliyor evet i̇yi kesinlikle okul. Çıkarıyor. Peki kendi öz repertuarın ne yani böyle Burcu Kısakürek sahneye çıktı mı öz repertuarım bu deyip ortaya attığın zaman nedir? Ben ilk daha böyle albümü başlarken hayalim hep şeydi böyle sahneye çıkacağım. Böyle sadece dans edeceğiz. Öyle bir başladık. Repertuarım oldukça geniş. Kendi konserlerim birazcık değişiyor. Nerede şarkı söylediğime göre. Kendi konserlerimse eğer biraz böyle disco oluyor. Tabii ki kendi parçalarım ama işte böyle funky parçalar, yabancı Türkçe çok karışık. Ağırlıklı İngilizce oluyor. Ama şimdi Türkçeleri arttırdım. Ama böyle Türkçelerde de sevdiğimiz böyle daha elektronik altyapılı parçalarla hani şey diyorum yani gecenin birinde insanlar çıktı buraya dans etmeye gelmişler dans edelim. Ama atıyorum ortamına göre değişiyor. Bir işte atıyorum Sevgililer Günü gecesi bir otelde söylüyorsam daha işte jazz standartları, daha Broadway müzikalleri biraz daha... Deminki şarkı. Evet aynen. O bizim düğün şarkımız. Evlenen çiftlere hediye ediyoruz. Onun dışında Türkçe parçalardan tabii repertuar yani işte eğer bir etkinlikse bu. Yani geniş bir yelpazeye sahipsin. Oldukça geniş bir yelpaze var evet. Evet. Arabesk var mı için? Yani ben arabeske çok yatkın, hani çok iyi söylemiyorum. Ama mesela Tanrım benim repertuarımda da hep şeyde A Few Ladies'de işte bu Yedi Kocalı Hürmüz'den. Hani öyle bir namelerim falan var ama genel repertuarımda çok o tarz parçalar yok. Peki o zaman senden bir şarkı daha alalım mı? Olur. Tamam. Mete Bey sizce onaylar mısınız? siz başladınız mı yapalım? Siz olur. Olur. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi yaramaya cesaretim.
kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Söyle canım. Sanki bugün son günmüş gibi doya doya yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Sil baştan. Söylemek ayrı bir keyif. Aynı gerçekten şekilde, teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim Burcu Kısakürek'ten dinledik Sil Baştan. Programı yeni baştan alıyorum. Şimdi Burcu'cum ağzına sağlık. Teşekkür vallahi ederim. Çok ruhlu ayrı bir şey. Yani şimdi şarkı söylemek var. Bu benim tarzım. Yani ruhlu söylemek, ciğerden söylemek ya da ruhunla söylemek. Pes. Gerçekten. Yani bu çok önemli bir şey. Ya. Bir şarkıcı için ruh önemli. Yani motomot her notaya basıp evet. söyleyebilirsin ama gerçekten böyle şeyiyle söylemek. Ya benim de içimden geldi bir şarkı da ben mi söylesem? Lütfen. Ha? Harika olur. Ha? Vallahi söyleyeyim ya. Hadi. ne yapalım? Mete hadi. Rüzgar yapalım mı? Bu tamam. Ancak bu kederi, bu hüzünü rüzgar dağıtır diye. Tamam. Gene ben amcayı
Yani amca diyoruz tabii. İlhan Şeşen evet. Müthiş bir şey, besteci. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi. Çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar.
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamıyla ve hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma gül. Ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma gül. Ayrılık taşı. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Böylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamıyla hüzünlere daldım. Son kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık taşır. Wow. Ne şarkı yapmış be. Wow. Vallahi. Sezen Aksu'yu da burada analım değil hep mi? Hep analım. Muhteşem, muhteşem. Eline sağlık Mete'ciğim. Ben evet. Biraz şey öyle kafama göre bazı improvizasyonlar yaptım ama olur öyle şeyler. Sen ama demin çok güzel şarkı söyledin vallahi. Siz de şu an ciğerime çok vurdun. Bir de ayrıca demin söylediğimiz şarkı güzel oldu değil mi ya? Ben şu an böyle, yani o müzik hani bir şey yapar ya böyle bir içine
işler değil mi? Kaçarsın sonra böyle geri çıkamazsın. Ben çok etkilendim. Çok güzel. Öyle mi diyorsun? Teşekkür ederim ikinizde de. Teşekkür ederim. O zaman seni her iki haftada bir programa alalım. Onu. Ya Burcu'cum seninle sohbet etmek çok güzel. Gerçekten bilmiyorum ama. Kendini evinde gibi hisset ya. Yani ben programlara gittiğim zaman genelde geriliyorum. Yani bak kaç senelik yaşantım evet. var. Ama cidden bu bir heyecan herhalde. Hı hı. Geriliyorum. Ben bazen öyle yapıyorum. Yani evde gibi falan düşünelim diye şey yapıyorum. Evde derken yemek yapmayı sever misin? Yemek yapmayı ha, çok dur severim. Dur bakalım şimdi test. Evet. Şimdi sahne dışına çıkıyoruz. Mutfağa girdik. Evet. Yemek yapmayı çok severim. Hmm. Çok güzel yemek yaparım. Hmm. 40 yılda bir yaparım. Puanlama sıfır. Niye 40 yılda bir? Yani yalnız yaşıyorum. Ve böyle benim için yemek yapmak şeydir. Böyle insanlar gelecek, ben sofralar kuracağım, besleyeceğim. Yani... İşte arkadaşlar beklediğimiz an geldi. Buyurun. Burcu gelecek buradan hafta bize, bize yemek yapacak. Biz buradan de ona misafir olacağız. Tabii yani şey elimin şeyi falan da lezzeti falan da çok iyidir. Bir de işte baba tarafı falan Maraşlı böyle içli köfte yapmayı da zar zor öğrendim. Oo. Çok zor. Yani. Ama böyle hani az bir şey geçmiştir yani genlerden diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama böyle ben... Sabah öğlen akşam kahvaltı ederim. Hadi be. Çok seviyorum. Yani doğru ama hakikaten ben de severim kahvaltı etmeyi. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Türk kadını dünyanın neresine giderse gitsin bana göre kendine hep iş yaratabilir. Yani ciddi söylüyorum. Hani hiç yemek yapmam bilmem diyen Türk kadını bile muhteşem yemek yapıyor. Tabii. Vallahi bak ben hep bunun analizini yaptım. Yani bir yabancı kadını, bir İngiliz kadını. Hatta ben Jamie diye bir program var biliyor musun? Evet, Jamie'yi çok seyrederim. Jamie Oliver'ı. Ve orada kadının ağladığını biliyorum. Yani şey ocağı var ve ocakta bir tane yağ yok. Diyor ki sen yemek yapmıyor musun? Yapmıyorum diyor. İşte çocuğuma işte cips veriyorum bilmem ne. Ve kadını ağlatmıştı. Yani bizim tabii yani doğuyu şey yapıyorum Asya'yı falan. Mutlaka orada da öyle şeyler var. Ama yani bizim Türk kadını dünyanın neresine giderse gitsin tabii kendine iş yaratabilir. Benim yani. En yemek yapmayan halim işte halis molis zeytinyağları, tarhanalar, bir salçalar falan hepsi var evimde yani. Tarhana, hani... Maraş tarhanası o. Cips yani. Yanında cevizi de güzel olur. Evet. Öyle yani bir gün beklerim lütfen gelin. İnşallah ama tamam işte. Söz mü arkadaşlar gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Hep bir ağızdan istiyorum. Herkes bu konuda çok heyecanlandı. Ya çalışan hanımın tabii ki mutlaka o sıkıntı çok zaten hani o yüzden hani git gel işte dışarı çık et falan. Ha, bu yoğun bu ufak bir anketti sana geleceğimiz zamanı bildireceğiz o zaman. Tamam ben bekliyorum. Peki sosyal sorumluluk projelerinde? Ufak tefek kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Yani hani bir faydamız dokunsun diye. Ben Darüşşafaka'da okudum liseyi. Hmm. O yüzden kendi açımdan ben çok destek görmüş bir insanım ve bunun değerini çok iyi biliyorum. Özellikle eğitim desteği. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte ben üniversitede de işte turizm işletme okudum ama bir yandan hep işte böyle diversity işte kadın çalışmaları vesaire onları da biraz ilgi gösterdim. Oraları da böyle biraz ilgim var. Hani eşitlik ve işte herkesin onurlu ve eşit bir şekilde aynı şartlara sahip olması, aynı şartlar derken aynı fırsatlara sahip olması gibi. O yönde işte bir Kadınlar Günü'nde bir parça yapmıştım İyi ki kadınım diye. O benim için yani sosyal sorumluluktan ziyade söylemek istediğim şeyler vardı. Onları söylediğim bir parçaydı. Hani kadınların kendi değerini anlaması açısından. Yani erkeğe karşı ezilmemek falan değil de hayır ben iyi ki kadınım. Şeyle ortaya çıkmak, sözüyle ortaya çıkmak üzerine. Onun dışında konserlerimizde şanslı üniversite belirliyoruz. Her konserde bir üniversitenin öğrencileri ücretsiz gelip konseri izleyebiliyorlar. Öyle bir kampanya yaptık. İşte Askı'da ne var? Biz onu yapmadık tabii. Oğuzhan canım çok tatlı bir arkadaşımız çok güzel bir uygulama yaptı. Orada isteyen kişiler Askı'da konser bileti, yemek vesaire bırakabiliyorlar. Ne güzel. Mutlaka her konserimizde orada da Askı'ya işte bilet bırakıyoruz. İsteyen alsın gelsin diye. Bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Turizm firması olarak da işte bazen
bu tarz küçük destekler veriyoruz. Şimdi şey değil mi, bu bir manevi haz. Yani böyle aldığını başkasıyla paylaşmak, yani fırsat şeyleri yaratmanın, yani. Gerçekten isteyen insanlara fırsat yaratmanın ama. Yani ben mesela şeyi çok desteklemiyorum. Yani aman işte herkesin içinde bir güç var. Herkesin içinde bir güç var. Mutlaka. Ve böyle onu kaybedip de işte ben sokaklarda dileneyim falan, o kafalar başka bir şey. Ama benim içimde güç var. Ben işte okumak istiyorum, eğitim görmek istiyorum, ilerlemek istiyorum. Bu yola ben ne olursa olsun çıktım diyen adama o zaman işte onu çok büyük bir severek o desteği elimden geldiğince veriyorum. Ne güzel. Dediğim gibi ben de bu destekleri alarak büyüdüm. Kendimizi mutlaka işte belki daha büyük projeler yaparız inşallah. Bizim Behzat'la Gittin Gidili'yi yaptığımızda Darüşşafaka'da bir konser yaptık. Öyle mi? O zaman evet, Darüşşafaka'nın yararına. O zaman çok etkilenmiştim. Ben yani oradaki çocukları, o koro yapmışlar onlardan da çok güzel. Bizle birlikte en sonunda sahneye çıktılar falan. Müthiş güzel ya. Ben Darüşşafaka'yı tabii daha önce de gittim. Yani birkaç kere böyle şeylerim oldu. Çok önemli bir kurum tabii. Ben, öyle. Yani şimdi insanın manevi olarak rahatlayabilmesi için aldıklarını paylaşması lazım. Yani her şeyi kendi dağarcığına atıp da hiç kimseye yararın yok, o zaman çok kötü bir şey. Ben zaten öyle insanlar artık dünyada da değişmeye başladı. Bakıyorsun çok zenginler malının belli bir kısmını alıyor, belli bir kısmını dağıtıyor falan. Yani tabii yeni, ama yeni jenerasyonda bu var özellikle. Güzel bir şey. Peki o şarkı var mıydı bu şeylerin arasında? Kadınlar Günü için yazdım şarkı. Bugünkü repertuarımızda yoktu. Yoktu. Ama ya bize bir kuble söylesin mi hocam? Yani sizin de imza. Söylesene valla, çok merak ettim nasıl bir şarkı. Tonu. Ama bilmiyordur. Ben yani okay. Siz tamam. Söyleyin de o tamam. Mete Bey gelir. Mete Bey yeteneğiyle. Sevgi. Canlıyım, ışığım, hayatın yarısıyım, iyi ki kadınım. Hüzünlüyüm, neşeliyim, yaratırım, üretirim, iyi ki kadınım. Bir canlıya hayat vermek, bir şaire ilham olmak, doğanın güzel bir parçasıyım, iyi ki kadınım. Güneşim, gökyüzüm, ayım, yıldızlar gibi parlarım, sen görmesen de ben varım, iyi ki kadınım. Yani ben şunu söyleyeceğim, gerçekten kadını olmayan bir dünya düşünemiyorum yani. Hakikaten buradan seyircilerimiz belki hani bize şey mi yapıyor gibi düşünebilirler. Yani acaba yağ mı çekiyorum belki, hani kaba tabirle, ama değil hakikaten. Şimdi şurada kadın olmayan bir ortamı düşünün değil mi arkadaşlar? Ne kadar, hayat olmaz. Hakikaten ya, yani kadın hem doğurgan, hem bir hayat verici, hem de hayata hayat katıcı bir şey. Ciddi, kadın olmadığı bir yerde yani dirliğin, düzenliğin olduğunu hiç düşünemiyorum da. Yani kadın iyi bir tampon bölge ya. Gerçekten öyle. Yani şimdi bakıyorsun kadını olmayan toplumlarda, yani hani kadına değer verilmeyen toplumlarda çok kötü şeyler oluyor. Sence dünya nasıl şu anda? Bence dünya... yani sadece Türkiye ya da bu açıdan değerlendirerek söylüyorum. Sadece Türkiye ve Orta Doğu'da değil, yani özellikle Batı kültürü de çok ataerkil, çok uzun yıllardır. Yani hani çok işte eril enerjinin önde tutulduğu, yani kadınların da erkeklerle erkeklikte eşitlendiği, kariyer yapmalıyım, çalışmalıyım, savaşmalıyım gibi böyle bir şeyde. Hani bugüne kadar çok uzun bir süredir böyle bize çok doğal gelen bir şekilde yetişmişiz, ama bence çok son zamanlarda artık bunun değiştiği, işte daha çok işte erkeklerin de içlerindeki dişi enerjiyi ortaya çıkarttığı. Çünkü bu doğanın getirdiği bir şey, yani bu metafizik ya da duygusal bir şey değil. Bu doğanın bir kuralı,
yasası. Yani dişi enerji var, erkek enerji var ve ikisi olmak zorunda. Aynen. Ve dengede olmak zorunda. Hani o içimizdeki dişiyi saklayıp da işte erkek gibi olmaya çalışmalar falan artık sona eriyor. İş hayatında çok daha fazla kadın, hem kadınları ben kendi en azından deneyimimde işte yönetici olarak işte üst düzeylerde ya da işte iş yaparken görüyorum. Hem de iş hayatındaki o işte vuralım, kıralım, kazanalım yapısından değer yaratalım, işte kazandıralım, nasıl güzellik yaratırız gibi kafalara geçiyor. Hani birçok büyük firmalar. Ama hepsi için geçerli mi? Her erkek için geçerli mi? Yani hayatım. Yok, ben hani daha büyük firmaların genel olarak yapılarından bahsediyorum. Daha o çok fırın ekmek yiyeceğiz tabii bu yolda. Bunun sana göre düzelmesi gerekir tabii ki. Yani nasıl düzelebilir sence? Bu bir süreç. Ben şöyle düşünüyorum. Üniversitede hani çalışırken de şunu fark etmiştim. Okumuştum daha doğrusu. Güç tek yönlü değil, iki yönlü. Yani erkekler kadınlardan daha güçlüdür inancı sadece erkeklerde değil, kadınlarda da olduğu için böyle bir denge sağlanabiliyor. Halbuki tam tersi, yani asıl kadının kendisini bir dakika ben çok güçlüyüm demesi gerekiyor ki o zaman, hani iyi ki ben kadınım demesi gerekiyor ki o zaman. Şimdi Türkiye'deki erkek profilinde kadının şeyi bana göre, yani ben müzikle uğraştığım için, kadın tel, erkek çekiç, piyanonun çekici yani. Vurduğu zaman ses getirecek mutlaka. Yani tabii o şeyden gitmesi lazım. Daha naif, daha kucaklayan, daha insanları, yani kadını erkeğe eşit kılan şeylerin, ortamların yaratılması gerekli diye ben düşünüyorum ama sen kadın olarak daha başka düşünüyorsun. Yani işte firmalar mesela işte daha böyle çalışmalar yapıyorlar. Daha çok kadın yönetici olsun vesaire gibi. Ama tabii bilemiyorum, şimdi hani Atatürk sonuçta bize, kadınlara çok büyük fırsatlar getirdi bu ülkede. Yani hani şu an bunları değerlendiriyor muyuz işte bilemiyorum hani bu yolda. Ama kadın milletvekillerimiz var, kadın başbakanımız oldu vesaire. Yani hani olmak iste. Kadın birçok iyi sanatçı var. Değil mi? Yani hani çok iyi sanatçılar var ve evet, çok güçlüler. O yüzden hani ben şey diye düşünmüyorum, böyle hani öldük bittik gibi düşünmüyorum. Ama fırsat eşitliği var mı? Onu da işte kadınlar kendileri alacaklar ama savaşarak değil. daha böyle kadınca bir şekilde alacaklar. Yani daha naif, daha kadın yaratır, kadın büyütür, besler bu şekilde. Güzel. Vallahi yani sosyal sorumluluk projelerini boşa yapmadığın belli. Çünkü bazı kişilere sorduğun zaman bunu bir türlü tam karşılığını veremiyor. Veremeyince de zaten sonuçta hep ezilen kadın pozisyonunda oluyorlar. Şimdi bir araya gitmeden gene bir şarkı yapalım mı ya? Olur. Ama senin sesinden yapalım. Tamam, peki. Dakika
ama belki de hasretim o sevgine, belki de doğruyum zaman zaman, öylesi yalnızım ben her gece. Ama suç bende, sever gibiyim, gel benim ol da rahat edeyim. Ah suç bende, sever gibiyim, gel benim ol da rahat edeyim. Ah suç bende, sever gibiyim, gel benim ol da rahat edeyim. Ah suç bende, sever gibiyim.